Evet, anız yakıldıktan sonra aslında toprağın ihtiyacı olan o sap gövdelerden toprağa geçmesi beklenen azot ve karbon miktarları düşer. Dolayısıyla çiftçilerin anız yakmaktan ziyade toprağın verimini arttıracak bu sap, saman gibi şeyleri tekrar toprağa karıştırarak bu verimi elde etmelerini bekleriz. Trakya Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi ve Hidrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Belgin Elipek, anız yakmanın zararları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Anız yakmanın sadece toprağa değil, su kaynaklarına da ciddi zararlar verdiğini belirten Profesör Doktor Belgin Elipek, sap ve samanın tekrar toprağa karıştırılabileceğini ifade etti. Tarlalarda ürün hasadından sonra tarlada kalan sap, kök gibi kısımlar anız olarak adlandırılıyor biliyorsunuz. Bu anızların bertarafında kullanılan maalesef alışılagelmiş metotlardan bir tanesi de anız yakmak. Genelde bu metot için çiftçilerimizin bir takım gerekçeleri var. İşte birincisi tabii hem maliyet açısından hem zaman açısından daha hızlı ilerliyor anız yakıldığı zaman tarlanın yeniden ekime hazırlanması. Tabii bunun dışında bazı yanlış fikirler de var. Örneğin anız yakılınca zararlı böceklerin öldürüleceği, hastalıkların yok edileceği ya da anız külünün toprağa yararlı olabileceği gibi bir takım yanlış kanıksamalar da var. Dolayısıyla biz bu yanlış kanıksamaları ortadan kaldırmak için bir kez çiftçilerin daha bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalar yapmalıyız. Burada anızların yanmasıyla, yakılmasıyla ilgili olarak hep ekosistemleri olan zararlı etkilerinden çalışmaların birçoğu bahseder. Bu etkilerden bir tanesi atmosferdeki kirlilik yükünün artmasıdır. Özellikle etrafa verilen dumanla beraber sera gazı salınımlarının artması gibi, karbonmonoksit gibi zehirli gazların atmosfere verilmesi gibi. Bunun dışında ikinci etki olarak da anız yakılmasının toprağın verimini düşürmesi üzerine bazı çalışmalar vardır. Evet, anız yakıldıktan sonra aslında toprağın ihtiyacı olan o sap gövdelerden toprağa geçmesi beklenen azot ve karbon miktarları düşer. Dolayısıyla çiftçilerin anız yakmaktan ziyade toprağın verimini arttıracak bu sap, saman gibi şeyleri tekrar toprağa karıştırarak bu verimi elde etmelerini bekleriz. Şimdi tabii aslında ekosistemlere etkisi, zararlı etkilerinden bir tanesi de hep biraz daha geri plana atılan, çünkü dolaylı yönden etkilendiğini hep unuttuğumuz sucul ekosistemlerdir. Anızlar yakıldığı zaman özellikle toprağın kuraklaşması daha da hızlanır. Kurak olan topraklarda erozyona daha açık hale gelirler. Özellikle yağışlı mevsimlerde topraktaki bu azalmış verimi arttırmak için çiftçiler tarafından gübreleme işlemi yapılır. Bu gübreleme işlemi de yağışlarla beraber bu azot, fosfat gibi materyalin sulara geçmesine sebep olur. Aslında unuttuğumuz nokta da burada belki. Evet, anız yakmak toprağın verimini azaltıyor. Biz toprağın verimini arttırmak için gübreleme işlemine giriyoruz. Anız yakmak atmosferi kirletiyor. Atmosferde bundan kurtulmak için işte asit yağmuru şeklinde ya da tekrar bu kirleticilerin yeryüzüne inmesi şeklinde bundan kurtuluyor. Ama bütün bunların hepsi dolaylı olarak sucul ekosistemleri etkiliyor. O yüzden anız yakmanın sucul ekosistemlere de çok büyük zararları var. Yani sucul ekosistemlerin anız yakımından çok fazla etkilenen hassas ekosistemler olduğunu söyleyebiliriz. Anız yakımı esnasında topraktaki 5 ila 10 santim civarındaki alanda bulunan bütün materyal de zarar görür. Özellikle bu alanda bulunan yararlı bakteriler dediğimiz azot fiksasyonundan sorumlu bakteriler de ortamdan kalkar. Dolayısıyla bunları gidermek için, toprağın verimini arttırmak için gübreleme işlemi tercih edilir. Fakat toprağa verilen gübreler yağışlı mevsimlerde yıkanarak sucul ekosistemlere girerler. Aslında bu gübrelerin tarladaki ürünlere yapmış olduğu işlev sucul ekosistemdeki
Bitkilere de aynı şeyi yapar. Onların çok fazla çoğalmasına yol açar. Çok fazla çoğalma bir süre sonra sularda ötrofikasyon dediğimiz sürecin başlamasına neden olur. Ötrofikasyonla beraber sudaki bir takım fizikokimyasal değerler de değişmeye başlayacağı için biz sucul ekosistemin dengesinin bozulmaya başladığını görüyoruz.